Herkese merhabalar. Saat 21.30, bu akşam Perşembe, 4 Şubat ve biz canlı yayındayız Dönüştür Gitsin olarak. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam yine çok önemli bir konuğum var. Çok güzel bir de konu var konuşmamız gereken. Güzel diyorum niye? Aslında çok bilgilenebileceğimiz bir konu ve konuk var. Aslında içler acısı bir konudan bahsedeceğim. Ama bu konudan bahsediyor olmak beni mutlu edecek. Çünkü hepimiz biraz daha farkındalığımızı artırıyor olacağız. Bu akşam çok önemli bir konuğum var. Ve de çok heyecanlıyım çünkü bir TEDx konuşmacısını davet ettim yayına. İnanamazsınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam biraz su tüketimi ile ilgili, suyun geri dönüştürülmesi ile ilgili, bunun tarımla alakası gibi çok derin konuları olabildiğince basit ve anlaşılır bir dille bize anlatacak olan sevgili konuğum Hürriyet Necdet davet ettim. Birazdan bağlanacak kendisi. Kendisi bir TEDx konuşmacısı ve muhteşem bir konuşmacı. O yüzden ben heyecanlıyım. Ben konuşamıyorum bu yüzden. Hürriyet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok iyiyiz vallahi. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Önemli bir konu konuşacağız. Sudan bahsedeceğiz. Su hayattır. O yüzden o kadar önemli ki daha önemli bir konu zaten yok. Ve konuğum da PlanetTech adlı firmanın kurucusu ve bu yolda aslında her şeyini koymuş diyelim. Varını, yoğunu ve kendisini koymuş bir beyefendiyle bir aradayız. Hürriyet Aydoğan. İsminiz her şeyden önce benim için çok şey ifade ediyor. Hürriyet anlamıyla ifade ediyor. İsminizin bir geçmişi var mı? Nereden geliyor? Onu bir öğrenmek isterim aslında. Şöyle, siz hatırlamayacaksınızdır ama 1960'taki devrimden sonra Hürriyet ve Anayasa Bayramı kutlanmaya başlanmıştı. Ve ben Mayıs doğumluyum. 27 Mayıs'ta olmuştu bu olay. Ben de Mayıs doğumlu olduğum için ismimi Hürriyet koymuşlar. Evet. Evet, o zamanlar şu anda da istibdata hayır, hürriyete evet, hürriyet istiyoruz diye bir takım hashtagler var. İşte o zaman da yine böyle bir özlem içerisinde böyle bir devrim yapılıyor ve ismim de benim oradan geliyor. Hayır. Çok severek, eskiden çok kullanmıyordum ama şimdi özellikle Hürriyet Necdet Aydoğan olarak anılmak bana da çok büyük mutluluk veriyor. Ne güzel, sudan bahsedeceğiz. O yüzden önce şunu öğrenmek istiyorum ben. Siz PlanetTech adlı bir firmayı kurdunuz. Ne zaman nasıl kurduğunuzu öğrenmek istiyorum ama aslen suyun dönüştürülmesi için çalışmaya karar verdiğiniz bir yolculuğa çıktınız. Neden suyu dönüştürmeye karar verdiniz? Sizin başladığınız şimdi, yıllar evvel yani suyla ilgili hiç kimsenin derdi evet. Yoktu galiba o dönem. Çok doğru, çok doğru. Yani hatta şöyle bir şey var. Afet yönetiminde 31 doğal kaynaklı afet var. Ve bunların arasında susuzluk diye bir şey yok. Çünkü 50 yıl önce, 60 yıl önce susuzluk diye bir kavram yoktu. Yani bunun bir afet olabileceği, bunun bir tehlike olabileceği kimsenin aklından geçmiyordu. Çok önemli. Ama şimdi durum değişti. Uygarlıkların yok olması, insanlığın yok olması söz konusu. Şimdi bendeki bu merak da çok ilginç gerçekten. Türkiye'ye uzun yıllar yurt dışında kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Çeşitli profesyonelce firmalarda çalıştım. İşte PepsiCo'da çalıştım. Bir Alman şirketinde Bayersdorf'ta çalıştım. Daha sonra özellikle ülkemde çevre teknolojileri konusunda, çevrenin korunması konusunda, suların korunması konusunda düzgün politikaların olmadığı ve şirketlerin de görevlerini iyi yapmadığı, çoğu zaman mış gibi yaptığını gördüm. Ticari kaygılarla yapıldığını gördüm. Ben hep diyorum ki bak bu bir kalemtıraş. Bunu mış gibi yapabilirsin. En kötü ihtimalde bir dahaki sefere ben bunu almam. Veyahut da aynen, ne bileyim ha, bir markete giderim limon alırım beğenmezsem bu limonun burada ne işi varsa. Bir daha limon almam. Oradan almam. Ama atık su arıtma öyle değil biliyor musunuz? Eğer yanlış bir şey yaparsanız gelecek kuşakları bile etkileyebilirsiniz. Bugün çevre teknolojilerine yaptığınız 1.000 liralık yatırım ileride 8.000 liralık sağlık masraflarını durduracak nitelikte. Hmm.
Ya bugün 1.000 lira sarf edeceksiniz ya da yarın sağlığınız için 8.000 lira sarf edeceksiniz. Onda da yani 8.000 lirayı sarf ederseniz iyileşeceksiniz diye bir garanti yok. Hayatınızı kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla böyle ciddi bir durum söz konusu. Ben bunu 2000'li yılların başında gördüm ve o zaman çalıştığım Alman firmasında çok mutluydum, güzeldi. Ama benim yapmak istediğim daha geleceğe yönelik, daha kalıcı bir şeyler yapmak. Bunu da TED konuşmasında anlatmaya çalıştım. Ve atık Çok su güzel bir arıtmanın, konuşma bu arada. Evet, çok tekrar teşekkür tekrar ederim. dinlediğimiz bir konuşmamız. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Eda. Çevre teknolojilerinin dünya için bir şeyler yapmanın çok önemli olduğunu fark ettim. Ve elimi taşın altına koymaya karar verdim. Ama açıkçası çok romantik davranmışım. Ben zannettim ki, ha Hürriyet Necdet geldi, biz de onu bekliyorduk. Tam da onun atık su arıtma teknolojisini bekliyorduk diyecekler zannettim. Öyle olmadığını gördüm. Öyle olmadığını gördüm. Hala uyanmamış bir millet ve toplumduk galiba. Niye suyu arıtacak arkadaş diyorduk herhalde biz. Yani maalesef tabii ki epey bir yol kat ettik ama yani bir arpa boyu demeyeceğim ama arpa boyu yol kat edebildik Eda. Hala daha çok gerideyiz. Herhalde ilerleyen dakikalarda Çok bahsederiz. Fakat daha. yani vahim konu aslında. Ama işte öyle olmadığını ve insanların da ya neden uğraştınız Hürriyet Necdet Bey? Yani sonuçta biz atık suyumuzu ne güzel Marmara Denizi'ne, Ergene'ye, Menderes'e bırakıyorduk. Tuz Gölü'ne bırakıyorduk, Ya Tuz Gölü'ne evet. bırakıyorduk, her yere bırakıyorduk. O zaman tabii çok büyük bir şaşkınlık geçirdim ve çok da zorluk yaşadım açıkçası. Bunu anlatmak için okullara da gittim, bakanlıklara da gittim. Dilim döndüğünce, elimden geldiğince çok büyük bir mücadele verdim. O mücadele hala devam ediyor. Bu ticari amaçla girmiş olduğum bir iş değildi Eda. Tabii ki ticaret yapmak zorundayız. Yani bir vakıf kurmadım, bir ticari bir işletme ve atık suları arıtarak o sulardan yeniden faydalanma yöntemini aradım. Ve bir Alman teknolojisini buldum. O Alman teknolojisini %100 Türkiye'de imalatını yapmaya başladım. Neydi o Alman teknolojisinin özelliği? Diğer teknolojilerle karşılaştırıldığında %90 enerji tasarrufu sağlamasıydı. Bu En önemli ilerleyen şey bu dakikalar en zaten. önemli. Yani Evet. şöyle, sen bir taraftan atık suyu arıtacaksın ama müthiş bir karbon ayak izini geride bırakırsan ve müthiş bir enerji tüketirsen yine bir saçmalık çıkıyor, bir paradoks çıkıyor ortaya. Evet. Dolayısıyla onu yenmen lazım. Yani atık suyu arıtırken, çevre için bir şeyler yaparken bir taraftan da çevreyi mahvetmemen gerekiyor. Suyu kurtarırken enerjiyi boşuna harcamış oluyorsun, öyle değil mi? Evet. Birine Evet. diğerine vermiş oldun, aynen. Böyle güzel bir teknoloji bulduk. Buldum ve bunu da şu anda Türkiye'de işte 17 yıldır imalatını yapıyoruz ve daha fazlasını anlatmıyorum ama sadece şunu söyleyeyim. 30'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz Eda. Ama sadece 12 vilayetteyiz kendi ülkemde ve hala yetkililere anlatmakta bunun önemini kavramaları için çaba sarf etmeye devam ediyorum. Şunu Evet. söylüyorum bazen. Buyurun buyurun. Söyle Eda. Ya. Şunu söylüyorum Eda. İhracat yaptığım için büyük üzüntü duyuyorum. Yani ihracat yaptığım için tabii ki çok büyük gurur duyuyorum ama sonuçta Katar'ın ya da Avustralya'nın ya da Yunanistan'ın ya da Afrika'nın bazı ülkelerinin atık su arıtmasını ya da Meksika'nın atık suyunu arıtacağıma ben Kırşehir'de veyahut da Tekirdağ'da yaptığım atık su arıtmadan sisteminden çok daha büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü iklim krizi bu hızla gittiğinde Evet. 10-15 yıl sonra yaşayacak ülke ararken ben Katar'a gitmek istemiyorum. Ben ülkemde kalmak istiyorum ve su koşullarının da iyi olmasını istiyorum. Onun için böyle bir işe girdim. Elimi taşın altına soktum. Durumdan vazife çıkarttım. Anamdan emdiğim burnumdan geldi. Geldi Bin pişmanlık gelmez mi? duyduğum oldu. Ben ne yaptım dedim. Ama devam ediyorum. Eşim, dostum sağ olsun. Gerçekten çok destek veren, çok yakın arkadaşlarımın o verdiği şevk olmasaydı herhalde buraya kadar da biraz zor gelirdi. Ama şu anda gurur duyuyoruz. İnşallah iyi gidecek diyoruz. Kesinlikle. Şimdi Kerem, sizin firmanızı da araştırdım. Sonra size tabii ki tanıştık. Firmanızla da detaylı konuştuk. Ama dünyanın her yerinde çok tanınan bir firmasınız. Ancak Türkiye'de ve tarımda
normal su kaynaklarımızın %85'ini kullandığımız bir ülkede maalesef Planet Tek ile ilgili çok fazla bilgi sahibi değil insanlar. Neden sizce biz yerel yönetimleri etkileyemiyoruz da internetten Meksika dediniz ve Meksika'ya satış yapıyorsun. Birileri sizi internetten girip yazıp bulup oradan tak diye hemen sipariş veriyor. Sormuyor bile ne yapıyorsun, nasıl yapıyorsun. Çünkü zaten biliyor sizi. Evet. Hem bu teknolojiyi biliyor, hem bu teknolojiyi biliyor, hem de bizim yaptığımız işleri, referansları görüyor. Şöyle Eda, bizde bir risk yönetimi anlayışı yok. Şimdi Avustralya'ya bakıyorsun, Meksika'ya bakıyorsun. Bu ülkelerde susuzluk var, bizde de var da onlar görebiliyorlar. Biz ille de son noktaya geleceğiz, başımıza bir felaket gelecek. İşte maalesef çok üzülerek verdiğim bir örnektir. Depremler. Deprem oluyor. Hadi bütün televizyonlarda herkes bilim adamı kesiliyor ve herkes ahkam kesiyor. İşte binalar çürütmüş, önlem alınmalıydı. Bir ay Evet. sonra unutuluyor. Bir ay Unutmak sonra üzere. maksimum, maksimum. Balık Sonra bir avlıyoruz daha deprem oluyor. milletiz. Öyle. Ve çok acı bir şey. Yani bir hafta sonra, 2 hafta sonra unutuluyor. Sanki o kadar insan ölmedi, acı çekmedi, insanlar evsiz kalmadı. Hala şu anda İzmir depreminden sonra hala insanlar evsiz. Hala ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şu anda da açıkçası çok endişe duyuyorum. Bu susuzluğun bir magazin konusu olmasından Evet, endişe evet, duyuyorum. evet. Yani bugün işte susuzluk var. Hatta bir ara işte son 2 haftadır yağmur yağıyor. Herhalde unutulacak diye korkuyorum. Unutulmasını hiç istemiyorum. Mutlaka önlem alınması gerekiyor. Yani Türkiye'de neden bu kadar ağır ilerliyor derken, neden bizimki gibi nispeten yeni bir teknolojiye karşı neden böyle bir atalet içerisindeyiz diye sorulduğunda, bizde çok güzel sözler var işte, sakla samanı gelir zaman. Tamam, çok güzel, ama bir de çok kötü sözler var. Sana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi. Yaşasın. Bu hep Evet. ya, yılan işte, yani sana bugün dokunmuyorsa yarın dokunacak ama Dokunacak, evet. Bir gün hepimize dokunacak. maalesef. Ve şöyle bir takım sözler var. Mesela dereyi görmeden paçayı sıvama. Ama dere orada ve benim şimdiden paçayı sıvamam lazım. O dereye gireceksem o paçayı benim sıvamam lazım. Veyahut da başka bir söz vardır. Doğmamış bebeğe don biçmek. Ama Biçmek. o çocuk doğacak. Ona bizim don biçmemiz lazım. Yani o Hazırlanmamız hazır. gerekiyor, değil mi? Aynen Evet. öyle. Risk yönetimi denen bir şey var ve biz bunu bilmiyoruz. Yapamıyoruz ve son dakika kadar bekliyoruz maalesef. Bu da yani gerçekten çok ilginç. Yani biz Botswana gibi, mesela şu anda çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum. 2020'deki hizmetlerimizin, ben satış demekten de hiç hoşlanmıyorum ama, hizmetlerimizin, projelerimizin inanın %30'u Pakistan'aydı. Buyurun. %40'ı Avustralya'ydı. Ya diyorum, Pakistan fakir bir ülke. Aynen. Yani bu adamların içecek suyu bile yokken buna yatırım yapıyorlar. Şimdi mesela biz Mardin'de bir atık su arıtma yaptık. Çok şaşırmıştım. Mardin'de bu işi yaptığımızda belediye başkanı dedim ki, ya dedim başkan dedim, sizin suyunuz yok ki. Atık suya para ayırıyorsun. Yani hayranım, harikasın ama senin suyun bile yok. Ya bir dakika dedi. Hürriyet Bey dedi, yani siz de biliyorsunuz dedi, bizim suyumuz olmadığı için atık suyu arıtıyoruz. Tam da bu Bir, o sebepten ötürü. aynen öyle. Evet. Ya yani açıkçası tabii ki biliyorum da, yani utanarak söylüyorum. Bunu herkesin görmediğini düşündüğüm için o başkanın da gördüğünü düşünememiştim. Çok utandım. Çünkü iki nedeni var. Bir, o atık suyu arıtırsınız ve yeniden kullanma şansına sahipsiniz. Yani o atık su aslında atık değil. Nasıl kağıdı yeniden kullanabiliyoruz? Evet. Kağıt çöpünü atıyoruz ve bunu dönüştürebiliyoruz. Suyu da Evet. dönüştürebiliyorsunuz. Bu bir. Evet, İkincisi, Mardin'deyiz. Suyumuz çok az. Şimdi ben bu suyun içine, bu çayın içine bir parça kirlilik, pislik atsam içebilir miyim? Hayır, içemem. Dolayısıyla benim bu temiz suyu korumam gerekiyor. Bunu korumak için de atık suların arıtılması ve doğru niteliklere getirilmesi gerekiyor. Bu yüzden de atık suyun arıtılması gerekiyor. Bir de sizde güzel birkaç örnek var. Ben radyo programları da yapıyorsunuz. Orada dinlemiştim. Bir İsrail örneği, bir de Suudi Arabistan örneği var. Bu ikisini de ben takipçilerimize duysun isterim ama bu Evet, İsrail ve Suudi Arabistan bile uyandı da biz uyanamadık. evet. Şimdi Çok Suudi sorunlar Arabistan, bunlar. yo yo yo, şöyle bir kere her şeyden önce umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Biz hem bireyler olarak
hem de toplum olarak hem de inşallah tabii ki devletimizi de uyandıracak bir güç olarak hala yapacak bir şeylerimiz var. Ben buna inandığım için Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü de unutmayalım. Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Asla umudunuzu kaybetmeyeceksiniz. Mutlaka biz mücadeleye devam edeceğiz sonuçta. Yoksa 17 yılda ben herhalde 1700 kere bu işi bırakırdım. O kadar zorluklar yaşadım. Ama yok dedim ya, ne olursa olsun bazen yel değirmenlerine karşı savaşmak da olsa bütün yorumları yapan değerli arkadaşlarımız, değerli izleyiciler, değerli dinleyiciler, herkes, hepimiz bir şekilde yani bu programa katıldıysa, suyla ilgili bir şeyler dinliyorlarsa mutlaka hepimiz de bir şekilde yel değirmenlerine karşı mücadele ediyoruz ama mücadeleye devam edeceğiz. Su ile ilgili çok da güzel bir söz vardır. Taşı delen, kıran suyun gücü değildir, sürekliliğidir. Harika, Bu çok güzel bir mücadele laf. Evet. çok çok güzel bir sözdür. O su böyle sürekli olarak aktığı için o Evet. sert kayayı paramparça eder. Biz de Aynen bunu öyle. yapacağız. Eninde sonunda. Ha, bir de şu var. Eğer yapmazsak biz tarih olacağız. Gerçekten de insanlık ırkı yok olacak. Çok zor bir dönemdeyiz. Yani şu anda arkadaşlar yapsak iyi olur durumunda değiliz. Yapmadığımız takdirde kaybedeceğiz. Evet, iyi niyetin ötesine geçmemiz gerekiyordu. Aynen, aynen, Sahip aynen. gerekiyor Mutlaka. peki. İsrail. Şimdi bakın. İsrail'e gittiğim zaman çok şaşırdım. Çünkü her yer yemyeşildi ve bir vahaydı adeta. Yani dedim buranın çöl olması lazım. Yani cahil bir insan Evet. değilim ama yani ne bileyim bazı yerlerde yeşillikler görürsün. Neydi sırları biliyor musunuz? Atık suyu %80 oranında arıtıp tekrar kullanıyorlar Eden. Ne kadar büyük bir Yani rakam. Biz her %80 damla oranında suyu, kullanırken, evet. aynen, her damla suyu bir kez daha kullanıyorlar. Damlasını israf etmiyorlar. Çünkü çölün ortasındalar ve suyu çok büyük zorluklarla elde ediyorlar ve tabii ki bir tasarruf yapıyorlar. Yani öyle saçma sapan bir harcamaları yok, anlamsız bir harcamaları yok. Ama harcadıkları suyu da özellikle evsel atık suları da tekrar arıtma şansına sahipler. Arıtan teknolojiye sahipler. Bak bu ne demek? Dünyadaki ikinci ülke İspanya'dır. %20 seviyelerinde arıtabilmektedir. %20 seviyelerinde. Yani İsrail bu konuda fersah fersah önde. Şimdi Araplarla ilgili çok ilginç örnek de şudur. Şimdi biz atık su arıtma sistemlerimizi Araplara, Katarlara satarken en çok da onlara satıyoruz. Arabistan ve Katar'a satıyoruz sistemlerimizi. Ya dedim çok ilginç dedim. Yani sizin için enerji tüketimi bizim en büyük avantajımız enerji tüketimi de söyleyeyim. Evet. %90 enerji tüketimi. Ne önemi var sizin için dedim. Yani petrolün üstünde oturuyorsun. Sakın öyle düşünmeyin dedi. Bizler kafamızı değiştiriyoruz. Diyor ki Arap bu dünya böyle gitmeyecek ve kesinlikle bizim enerji tasarrufunu, karbon ayak izini kontrol altında tutmamız ve enerji tasarrufuna başlatmamız lazım diyor. Petrolün üzerinde oturan, sahar Evet. vurup savurduğunu düşündüğümüz ki mutlaka tabii ki o harcamaları da devam edecektir. Ama enerji konusunda, karbon ayak izi konusunda Uyanmışlar. bir duyarlılık gösteriyorlar. Biz ne yapıyoruz? Daha 2 gün önce belki haberlerde yakalamışsınız elektrikli otomobillerle ilgili ÖTV'yi %60 oranında arttırdık. Şimdi dünyanın her yerinde elektrikli otomobile karşı bir teşvik vardır ve Evet, bugün çok ilginç. Danimarka'da 100 otomobilden 60'ı elektrikli ve hibrit. Bakın 100 otomobilden 60'ı. Türkiye'de ise 100 otomobilden biri belki. Biri belki, Ve şimdi aynen. biri belki ve şimdi o biri de olmayacak. Çünkü %60 oranında ÖTV artırıldı. Yani elektrikli otomobil adeta alınmasın, karbon ayak izi salınabildiği kadar salınsın gibi çok ilginç bir mentalite var. Bunu İsrailler başarmış, Araplar başarmış, İspanyollar çok önemli oranda başarmış. Mesela benim hoş o zevk aldığım diyeyim bir örnek var. Şimdi İspanya'ya gittiğimde bu adamların ne kadar susuzluk çektiğini biliyoruz. Ama her yerde golf sahası var. Ya bir dakika dedim. Yani tamam turizm sizin için çok önemli gelir de suyunuz yok dedim. Bu kadar golf sahasına nasıl su buluyorsunuz dedim. Böyle çok Çok büyük bir kolay dedim. alan gerektiriyor golf sahaları, Aynen. değil mi? Evet. Müthiş bir israf. Müthiş bir israf. Nasıl yapıyorsunuz dedim. Çok basit dedi Hürriyet Bey dedi. Bak dedi şurada dedi bir köy var. Şurada bir köy var. Şurada bir köy var. Evet dedim.
Bütün o köylerin atık sularını topluyoruz, arıtıyoruz ne kadar ve o arıtılan suyu da golf sahasına kullanıyoruz dedi. Köyün atık suyu arıtılıyor. Turizme golf sahası kazandırılıyor. Turistten para kazanılıyor. Çevre olağanüstü temiz tutuluyor. Herkes de kazan 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 diye bir model yaratmışlar. Aslında köyde kalkınıyor Hürriyet Bey. Elbette. Golf sahası gibi tabii. Üst sınıf luxury dediğimiz bir spor aktivitesi oraya taşıyor. Taşımadan tabii kurtuluyor. Suyu bir de bir kanal oluşturup taşımaktan çıkıyor. Çok daha kısa alana getiriyor. Yani harika bir yaklaşım. Mucizevi, çok güzel. Çok çok doğru. Yani ben bunu söylemeyi atladım. Atık suların yerinde arıtılması çok önemli. Evet. Yani onlarca kilometre, 100 kilometre taşımak yerine onu orada yerinde arıtmak çok büyük bir nimet. Çünkü o suyu oraya taşımak için, merkezi arıtmaya taşımak için çok büyük pompalar kullanıyorsunuz. Bu çok büyük pompaların da yine çok büyük enerji ihtiyaçları oluyor. Bu da yine bir karbon ayak izi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani oraya kadar taşımanın bir anlamı yok. Hemen orada en müsait yerde atık suyu arıtmak ve kullanmak. Biz mesela bugün Edirne'de atık su arıtma sistemimiz var. Enez'de, Sultaniçe'de arıtılan suyu çeltik tarlalarına veriyorlar. Ne kadar güzel. Tabii ki, tutup da aynen. Ta Edirne'deki ana atık su arıtma sistemine taşımıyorlar. Kırşehir'de var, hemen oradan geçen dereye veriyorlar. Amasya'da var, yine orada Yeşilırmak'a veriyorlar. Arıtılan suyu Yeşilırmak'a veriyorlar. Bazı yerlerde tarlalarda kullanılıyor, bazı yerlerde ise işte bu şekilde alıcı ortama veriliyor ve bir fayda sağlanmış oluyor. Bu teknolojiyi siz Türkiye'ye getirdiniz. Bir Alman teknolojisi ama sadece siz yapıyorsunuz Türkiye'de bunu. Doğru mu? Doğru. Türkiye'de ulusal standartlarda yapan tek firmayız. Tabii ki birkaç firma daha var ama dünya çapında ihracat yapan ve ulusal standartlarda yapan tek firmayız. NATO gibi, Aramco gibi işte çok büyük kurumlarda Avustralya hükümetinin köylerinde, Avustralya'nın köylerinin atık suyunu Eda Hanım gururla söylemek istiyorum. Made in Türkiye yazıyoruz. Onu da soracaktım ben. Evet, lütfen onu anlatın özellikle. Yani yüzde o makine nasıl çıkıyor onu anlatmanız lazım bize. Ya yani şöyle üzerine bir kere herhalde bir 50 santim uzunluğunda lazerle Made in Türkiye, Turkey değil. Made in Türkiye'yi kazıyoruz. Bir Türk bayrağı koyuyoruz. Yazısı bir kere olacak orada alnında. Kesin, kesin. Yani öyle küçük bir sticker falan değil. Made in Türkiye yazıyoruz. Kocaman bir nazar boncuğu koyuyoruz. Evet. Ben bu resimleri web sitenizde gördüm zaten. İnanılmaz. Evet. Bu Türkiye'den çıkmıştır. Artık bilmeyen anlamayan yok. Nazar boncuğu ve Türk bayrağı var bir kere. Evet. Türk bayrağı var. Son zamanlarda Kemal Atatürk imzası da koyuyoruz makinemizin üzerine. Son 2 yıldır. Böyle bir imza da koyuyoruz. Yani eğer Türkiye bugün Suriye'den, Irak'tan farklıysa herhalde o büyük lidere borçludur diye düşünüyorum ben. Bu yüzden de o borcumuzu o şekilde ödemek istiyoruz ve gururla bak bu makineyi dünyada yapabilen 15 firma var. Boş verin Türkiye'yi. Dünyadaki 15 firmadan biriyiz biz. Evet. Hani, evet yani inşallah ülkemizde çok sıkı rakiplerimiz olur. Biz de kendimizi daha çok geliştiririz ne ama güzel. Şu anda Alman'a, Fransız'a, İngiliz'e, İtalyan'a bakarak biz onlardan daha iyi olmaya çalışıyoruz. Ve bize feyiz veren, o zorluklar karşısında 1700 kez pes etmek üzereyken her seferinde ayağa kalkmamı sağlayan, ekibime güç veren de işte o imza olmuştur. Tabii çok da büyük bir sorumluluk ha. Tabii o imzayı ki. Koyduktan sonra dört dörtlük bir şey yapmamız lazım. Ne öyle, bravo. Altında izleriz. Böyle bir şey yaptık. Evet. Şimdi bakalım. Bu 15 firmadan dünyada biri olarak bu teknolojiyi Hı-hı. Türkiye'de kullanıyorsunuz ve en büyük özelliği bu teknolojinin kullanımı sırasında %90 da enerji tasarrufu sağlıyor. Evet. Çünkü bir evet. sürü su dönüştürme firmaları var. Arıtma çok olarak doğru. Yapıyorlar ama hepsi yüzlerce. Deli gibi de enerji tüketiyor ve hiçbir çıkıp diyemiyor ki ben evet bu kadar enerji tasarrufu sağlıyorum. Ama bunun karşısında Planet Tech diyor ki hem suyunu dönüştürebilirsin hem de %90 enerjini cebinde tutarsın diyor. Bu en önemli evet, şey öyle. Galiba. Evet, evet, evet. Çok güzel şeyler var. Hepsine yetişemeyeceğim ama burada Sultan Hanım der ki bu muhteşem yayın için teşekkürler der. Ben iyi şeyleri hızlı görüyorum. O yüzden elinize sağlık demiş. Ağzınıza sağlık demiş. Onu gördüm. Hürriyet Bey'in sayesinde bu akşamki yayınımız.
Erbil gurur duyuyoruz demiş sizinle. Tüylerim diken diken oldu. Aynen benim de özellikle İsrail'e, Suudi Arabistan'a deli gibi buradan makine gönderirken Türkiye'de bunu hiç kimsenin ilgilenmemesi benim de tüylerimi diken diken ediyor işin aslı. Maalesef böyle bir durumda. Şimdi o zaman sizden şunu öğrenerek başlayabilir miyiz? Gri su diyoruz, kahve su diyoruz, siyah su diyenler de var. Şimdi suyun bu renkleri ne anlama geliyor? Önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de hiç ilgi gösterilmiyor değil. Mutlaka 12 tane vilayetteyiz. Bu ilgi gösterenlere de ben minnet borçluyum. Çok Onu bir ilginç. sayalım Yani isterseniz çok hürriyetle. tabii, hemen sayayım ben size. Rize'de varız. Yani bunlar vilayet kamu bazında. Özel sektörde daha çok varız ama Evet, güzel. kamu bazında baktığımız zaman Rize'de, Mardin'de, Niğde'de, Kırklareli'nde, İğneada'da şimdi tekrar istiyorlar, ilave makineler istiyorlar. Bu da beni o kadar mutlu ediyor ki, bakın bir belediye başkanımız var orada. Çok ilginçtir. Bakın buradaki bakış açısını özetlemek adına biraz üzücü olacak ama parti hiç önemli değil. Belediye başkanımız parayı buldu bir şekilde, kalkınma ajanslarından, şundan bundan, ve yaklaşık 6 bin kişilik bir atık su arıtma tesisi yaptırdı. Bunun 4 bin kişiliğini biz devreye aldık. 2 bin kişi ise devreye alamadı, atık suyu getiremedi. Türk misali, kervan yolda düzülür, biz önce arıtmayı yapalım, atık su Ah, sonra gelir dedi. ah, Ama ah. yaptık, Planlama fakat yok demiştiniz, doğru. Risk planlaması yok. yok, yok. Sonra seçimi kaybetti. Bu başkanımız, çok sevdiğim o başkan, seçimi kaybetti. Yeni başkan geldi. Hemen yeni başkana koştum. Başkanım dedim, biz dedim bir arıtma yaptık. Parasının tamamını da aldık ama devreye alamadık dedim. Çok üzülüyorum. O makineleri biz devreye alalım da denize atık su vermeyelim dedi. Tamam. Ve başkan baktı. Baktı. Ya dedi, ben dedi yeni geldim dedi göreve. Şu anda dedi benim dedi öncelikli görevim dedi. Belediye binamız çok eski görünüyor dedi. Onu yenileyeceğim dedi. Hayır, hayır. Ben inanamadım. Ah. İnanamadım. Başkanım dedim, bakın yapmanız gereken çok fazla bir şey. Bana zaten para da vermiş. Ben aldım paramı dedim. Ve öyle kaldı. Daha sonra eski başkan tekrar görevine geldi. Yeniden kazandı seçimleri. Ve ilk işi beni aramak oldu. Hürriyet Ah. kardeşim, gel şu arıtmayı Nasıl tamamlayalım. kurtardınız beni? Bu İçim gitmişti. evet, ya bu bir bakış açısı gerçekten. Yani burada çok büyük şehirlere bakıyorsunuz, olmuyor, ama bir kır şehire bakıyorsunuz, Allah Allah diyorsun ya, kır şehirde atık su arıtmaya niye önem verirler? Amasya'da niye verirler? Orada bir tane duyarlı bir insan, bir devlet memuru, bir Evet. bürokrat orada bir fark yaratıyor, bir Yaratıyor. kahramanlık yapıyor. Ya Ve da koca halka bir dokunuyor şehirdeki, aslında. Evet. kesinlikle kesinlikle, mesela oradaki Yozgat'taki bana başkan diyor ki, ya bak diyor kardeşim diyor, burada diyor şurada bir dere akıyor diyor. Biz diyor oradan diyor eskiden diyor abdest alırdık diyor. Şimdi diyor hayvanlar bile yanaşmıyor, su içmiyor diyor. Ah. Çünkü yukarıda 22 tane köyün lağımı o dereye bağlı diyor. Ya. Dolayısıyla Yozgat'ın içinden bir lağım deresi akıyor diyor. Yani ve müthiş bir hastalıktan, pislikten bahsediyoruz. Ve bütün bunları Evet. değiştirecek olan bir tane kahraman, iki tane kahraman. Evet. Yani büyük şehirlerde bunu görmüyoruz ama mesela Balıkesir'de iki tane 4000 kişilik atık su arıtma tesisi yaptık. O kadar gururluyum, o kadar mutluyum ki. Yani böyle 12 tane vilayetimiz var. Tekirdağ'da, Edirne'de, Kırklareli'nde. Bunların sayısının artmasını çok istiyorum. Yani bir Tamam. siyah su var, bir siyah su var, bir de gri su var. Siyah Tamam. su, tuvalet, mutfak, her şey dahil, lağım diyebileceğimiz su. Her şey dahil. Yani bir evden çıkan bütün atık sular siyah sular. Biz onları arıtıyoruz. Atık sular dediğimiz onu arıtıyoruz. Gri suyu zaten arıtabilirsiniz. Gri, yani siyah suyu arıtan gri suyu da arıtabilir. Çoktan Öyle arıttım söyleyeyim. yani, evet. Tabii ki. Gri su nedir? Tuvaleti çıkart. Mutfağı çıkart. Yani bütün o yağlı suları çıkart. Ne kaldı? Duş, el yüz yıkama. O kadar. Evet. Anlatabildim mi? Yani elinizi yüzünüzü yıkadınız ve duş aldığınız suyu, o gri sudur. Arıtması çok daha kolaydır. Evet. İçindeki kirlilik çok daha, tuvalet yok ve mutfak yok sonuçta. Bunun arıtılması, hatta bir filtrasyondan geçirilmesi çok daha kolaylaştırır işi. Şimdi güzel. Yani bu gri suyun arıtılması bu kadar kolaysa, dolayısıyla daha da ekonomikse, bunun önemini kavrayan bir belediye başkanı çıktı. Ben her programda bahsediyorum. Hatta geçen gün beni aradı telefonda. Ben telefon bilmiyorum bile. Ramazan Şimşek adı. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı bu şahıs. Okay.
Adama, başkana hayran kaldım. Başkana hayran kaldım. Ne yapmış biliyor musunuz? Yeni yapılan binalarda gri suların arıtılmasını ve arıtılan atık suyun da farklı bir tesisatla tuvalete verilmesini şart koşmuş. Yani siz sifona bastığınız zaman o tertemiz su gitmeyecek bundan sonra, arıtılmış gri su gidecek. Ya bundan daha güzel bir tasarruf Harika. olabilir mi? Böyle Ya bunu temizlik siyah su olarak da yapın. kazanılmış oluyor orada. Tasarruf Aynen. oradan. Aynen, çünkü suyun yaklaşık %30'a yakını, 25-30'u maalesef tuvalete gidiyor. Yani biz diyoruz susuzuz, aman suyu kurtaralım, ondan sonra tuvalete basıyorsun, tertemiz suyu veriyorsun. İnsanların bulamadığı, hayatlarını feda ettiği suyu tuvalete vermek yerine bunu arıtabilirsek, işte o zaman İsrail'in yaptığını yapmaya başlıyorsunuz. İspanya'nın yaptığını yapmaya başlıyorsunuz ve bunu 83 milyonluk ülkede, Ankara'da, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek diye bir belediye başkanı yapıyor. Şimdi bu yeni binalarda yapılabilir. Yani mevcut binada tabii ki yapılamaz arkadaşlar. Neden? Çünkü yeni binada daha tesisat çekilmediği için ona göre bir tesisat yaparsın. Sifonu çektiğinde arıtılmış suyu basarsın. Ama eski binada tabii ki bütün binayı delik deşik edip de yeniden yapamazsın. Ama O daha bir yine zor. de bu nedir biliyor musunuz? Bu bir vizyondur. Yani bugün Dönüşümün İstanbul, başlangıcı. aynen, yani bu bir doğru bir şeyi başlatmaktır. Yani bugün Ankara'da Mansur Başkan'a bakıyorsunuz. Bunlar sadece benim basında gördüklerim. Parti kesinlikle önemli değil. Ramazan Bey de Mansur Bey'in partisinden değilse, en azından o kadarını söyleyeyim. Mansur Başkan'a bakıyorsunuz bir çaba içerisinde, Ekrem Başkan'a bakıyorsunuz, hepsi bir çaba içerisinde. Evet. Muslukların başlarına bir İstanbul Su alet var, evet. takarak, biliyorsunuz herhalde, Su ciddi bir kullanımını su artırıyorlar. tasarrufu. Evet, üçte bir. Yani burada kafada bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Tüm iklim değişirken, dünya değişirken siz hiç değişmeden mış gibi yaşamaya devam ederseniz daha hızlı kaybedeceğiz. Yani şu anda zaten bir zorluk içerisindeyiz. Ama bu belediye başkanını bu yüzden tebrik etmek lazım. Dedim başkanım, dedim, yaptığınızı bütün Avrupa ülkeleri yapıyor ve sizi tebrik ediyorum. Çünkü Türkiye'de benim bildiğim yapan teksiniz. Galiba öyleyim dedi Hürriyet Bey dedi. Bir de dedi şunu yapıyoruz dedi. Araba yıkamalar var ya dedi. Evet dedim, var. Onların kullandığı pompalar dedi çok elektrik sarf ediyor dedi. Onlara yeni pompalar getiriyoruz. %60 oranında elektrik tasarrufu Bravo. sağlayan, dedim bravo size. Bravo, aynen. Yani bak kafayı nelere takmış. Benim öbür belediye başkanı da bizim belediye binası çok eskidi, onu değiştireceğim dedi bana. Ve Aa, atık su işte. arıtma tesisini orada atıl bıraktı. Evet, ben bunu Ekrem Başkan'a veyahut da diğer büyükşehir başkanlarını da mutlaka örnek olarak da anlatmak istiyorum. Eğer Ramazan Başkan yapamayacaksa ben onun bayrağını dalgalandırmak ve bu başkanın yaptığı doğrudur, ne olur örnek alınsın diye gerçekten de bir girişimde bulunmak istiyorum. Şimdi mesela yine büyük şehirlerde son zamanlarda duyulan bir şey var. Sen de belki takip ediyorsundur Eda. İzleyiciler de farkındadır. Yağmur suyu hasadı diye. Ha, Yağmur evet. hasadı, yağmur suyu diye, özür dilerim. Yağmur hasadı diye. Yani binaların altlarına büyük tanklar koyacaksın. Büyük havuzlar yapacaksın. Sarnıçlar yapacaksın eski adıyla. Ve o yağmuru topladıktan sonra da sulama amaçlı kullanacaksın. Şimdi yağmuru düzenli olmayan bir ülkeyiz biz. Ve dolayısıyla da özellikle de yaz aylarında yağmayan bir yağmur düzeni var. Ya Yaz ama aylarında Kars'ta yağmıyor. hiç yağmur yok Hürriyet Bey. Dediği gibi yağmur da aslında çok yağmıyor yani toplu halde. Onun için de yer altına maalesef o havuzları yapmak sizin toplayabileceğiniz bir günlük, iki günlük sulama amaçlı kullanacağınız sudur. Şimdi bunu siz yazın toplayamıyorsanız, kışın da zaten sulama yapmanızı gerektirecek bir durum yok. İşte son 2 haftadır neredeyse çok güzel yağmur yağıyor. Güzel bir hızla da yağıyor. Toprak da emebiliyor. Barajlar da doluyor. Şimdi ben o suyu topladım. Şu anda ihtiyacım yok. Belki 5 hafta sonra ihtiyacım olacak. O suyu 5 hafta boyunca temiz tutmanız çok zor. İçinde bakteri yürüyecektir. Temiz suda bile pet şişenin içine bakarsanız, güneşin En son altında pet kalırsa, şişesinde evet evet, hakikaten. yani burada güneş altında kalmayacak ama bakteriler oluşacaktır. Dolayısıyla maalesef bizim ülkemiz için sürdürülebilir metot değildir bu. İsrail'de de çok azdır. Çok belli yerlerde vardır. Belki bahçe sulamak için ama çoğu zaman boş durur onlar. Evet. Bizim ülkemiz için ve bizimki gibi ülkeler için yapılacak en doğru şey atık suyun arıtılması ve yeniden kullanılmasıdır.
Bunu unutmamak lazım. Bir başka yöntem de yine sıralarda çok fazla dolaşıyor WhatsApp'ta ve sosyal medyada. Deniz suyunun arıtılması. Deniz suyunu arıtabilirsiniz elbette. Ama arıttığınız deniz suyunu Eskişehir'e, Ankara'ya veyahut da Yozgat'a nasıl gönderirsiniz onu bir düşünmek lazım. Bir, yine sürdürülebilir metot değil. Servisle. Sürdürülebilir metotlar değil bunlar. Yani Araplar bile kullandıkları suyun %25'ini denizden kazanıyorlar. Geri kalan yollarında ya arıtıyorlar ya yeniden kullanıyorlar ya yer altına iniyorlar ki o da yine sürdürülebilir değil ama mecburlar onlar. Dolayısıyla sürdürülebilir metot olması çok önemli. O metotta atık suyun tekrar arıtılması. Peki siz endüstriyel atık su dönüştürülmesi değil, daha çok evsel atık su dönüştürülmesiyle Doğru. uğraşıyorsunuz. Şimdi daha önce bir soru gelmişti. Evlerde bunu dönüştürebileceğimiz bir yöntem var mı diye. Sizin önce kendi teknolojiniz ne kadar yer kaplıyor, nerelere uygulanabilir? Biraz onları anlatıp sonra da evde bu nasıl yapılabilir de bize anlatabilirseniz harika olur. Tabii. Şimdi bizim tabii ki yaptığımız üniteyi şöyle anlatacak olursak 2,5 metre eninde, 3,5 metre uzunluğunda, 3 metre de yüksekliğinde 2 tonluk bir sistem, bu makine. 2 tonluk bir makine. Bunun kapasitesi de minimum 300 kişi ve 500 kişiye kadar çıkıyor. Bir ünite. Şimdi siz bunları yan yana koyduğunuz zaman biz 10 bin kişinin arıtmasını yapıyoruz. İşte bir köyün arıtması, bir Evet. kasabanın arıtması. Bunların arıtmasını yapıyoruz. Dolayısıyla en küçük sistemimiz bizim 300 kişi. En büyüğü dünyada Kuzey Carolina eyaletinde 750 bin kişi. Bu biyodisk denilen sistemle yapılan arıtma 750 bin kişilik. Yani yan yana koymuşlar. Ve müthiş bir enerji tasarrufu adına bu sistemi kullanıyorlar. Ama dünyada baktığımız zaman genellikle küçük sistemleri bundan yapıyorlar. Şimdi evlere yönelik olarak yok. Neden yok? Çünkü 1 milyon kişilik şehrin veyahut da 15 milyonluk İstanbul'un bile atık suyunun %32'si doğru ve ileri yöntemle arıtılıyor. Geri kalan %68'i İSKİ bana kızmasın onlar da biliyorlar yani kendi web sitelerindeki bilgidir. Mekanik bir arıtmadan sonra asıl kirlilik maalesef denize veriliyor. Yani mekanik arıtma ne biliyor musun Eda? Bir mazgal düşün, demir Evet. parmaklıklar düşün. Arasındaki mesafe önce 10 milimetredir. Sonra bu 2 milimetreye kadar iner. Neyi tutuyorsun? Çocuk bezi, naylon poşet, kibrit, kutusu gibi bunları tutuyorsun. Ama asıl tutman gereken dışkıydı veyahut da organik diğer kirliliklerdi. Bunlar maalesef denize gidiyor. Çünkü bunun arıtılması ileri arıtım gerektirir, biyolojik arıtım gerektirir. Bu da pahalıdır ve maalesef yapılmamaktadır henüz. Henüz yapılmamakta ama planları olduğunu görüyorum ve İSKİ ciddi bir atılım içerisinde. Umarım en kısa zamanda yapılır. Konu bu değildi. Konu şu. Şimdi siz 1 milyon kişilik atık suyu yapamazken, arıtamazken, 100 bin kişilik bir kasabayı veya da şehri arıtamazken kimsenin umurunda değil 3 kişilik, 4 kişilik bir arıtma. Bu Evet. İngiltere'de mecburi olduğu için, Almanya'da mecburi olduğu için 5 kişinin atığını bile toprak altına atamazsınız. Böyle sızdırmalı poseptik falan yok. Orada çamaşır makinesi büyüklüğünde bizim sistem var. Dönem biyolojik diski çamaşır makinesi büyüklüğünde yapmış, toprağa gömüyor ve oradan yine temiz su çıkıyor. Nereden baksanız bir 4-5 bin euro çarp 9'da 50 bin liraya yakın bir paradan bahsediyoruz. Kim alır? Kimin umurunda? Sen koskoca denizi atık ve Yani poseptik umurunda haline olsa da çevirmişsin. Ümit Beyciğim bütçesi yok. Yani Türkiye'deki E, hayat ya, yok pahalılığında tabii ki. E, öncelikle ya, ciddi bir para. açlıklarla mücadele bence. Ondan Ciddi. sonra bu Evet. problem. O yüzden Evet. sizi anlıyorum aslında yerel yönetimleri ikna ederek hepimizin Evet. güzel çıkardığı su atığını diyelim dönüştürme işini onların üstlenmesini sağlayıp ama bu yöntemler Kesinlikle. var ve onlar için çok uygun fiyatlı yöntemler ve bütün dünya yaptığı şey aslında yerel yönetimlerin burada da çok hızlı bir şekilde adapte etmesi gerekiyor. Nilüfer Aksoy'a da sormuş, müstakil eve lavabolardaki atık su arıtma yapılabiliyor mu diye. Bu sizin yönteminiz yapılamıyor da başka bir Yok. şey yapılabiliyor mu onu da Yok. bilmiyorum. Yok. Yok. Sadece hani temiz suyu tezgah altı dediğimiz ters osmoz ünitelerle arıtıp onu içebiliyorsunuz. Yani şişe suyu almak yerine veyahut da damacana suyu almak yerine onu yapabiliyorsunuz. Ama evlerde böyle bir sistem bizim ülkemizde yok. Yurt dışında da 4-5 kişilikten başlayan sistemler var. Ama şunu yapabilirsiniz. En azından
Atık su arıtma sistemine daha fazla yük olmamak adına mesela ton balığını açtığınız zaman ne olur yağını lavaboya dökmeyin. Hiçbir yağı lavaboya vermeyin. Bunları bir kutuda veyahut da bir naylon poşete koyup bunu çöpe atarsanız çok daha doğru olacaktır. Veyahut da tuvaletleri çöp kutusu niyetine kullanmayın. Kulak pabuğunu veyahut da ne bileyim işte diş ipliğini veyahut da başka şeyleri ne olur tuvaletlere atmayın. Çünkü bunlar direkt denize gidiyor. Yani o mazgalın deliklerinden geçtiği zaman direkt denize gidiyor. Siz mikroplastik de veriyorsunuz, plastik de veriyorsunuz. Sonra da sağlıklı diye yediğiniz balığın içindeki plastik size geliyor. Geçen gün en son okuduğum yazılardan birinde ana karnındaki bebekte bile Mikroplastik. maalesef mikroplastiğe rastlanıyor. Evet. Yani kanımızda mikroplastik varsa işte sağlığa yapacağınız 1.000 liralık yatırım daha sonra ölmemek anlamına geliyor diyoruz. Böyle bir önemi var bunun. Şimdi bir taraftan da şunu da düşünmek lazım. Susuzluktan bahsederken Eda, belki sen soracaktın ama şimdi benim aklıma geldi. İzin verirsen Tabii ki, tabii ki. hemen bir eklemek istiyorum. Şimdi susuzluk sadece dişimizi fırçalayamamak, duş alamamamız falan değil Eda. Bu şu andaki susuzluk bu hızıyla giderse köylerdeki nüfus, köylülerimiz su bulamadıkları için, tarım yapamadıkları için hızla şehirlere göç etmektedirler. Ve bu hızla giderse ki 2030 diye tahmin ediliyordu, belki de 2028-2029'da tarım yapacak köylü bulunmayacak. Ve biz zaten şu anda sarımsağı bile taş köprüden değil Çin'den Evet, getiriyoruz. evet. Pek çok meyveyi, pek çok hatta programa ben getirmek istedim de maalesef bulamadım çünkü evde bulamadım. Paketlerin üzerine bakacak olursanız mercimek, nohut gibi bakliyatların paketlerin Daha üstüne bakacak olursan Eda, menşei Kanada olduğunu evet, göreceksin. Kanada olduğunu. Menşein Meksika olduğunu göreceksin. İçler acısı. Evet. Yani mercimeğin yurt dışından getirileceğini kim düşünürdü? Daha pek çok şey yurt dışı. Buğdayımız yurt dışından, pamuğumuz yurt dışından geliyor. Yani bunun böyle bir yan etkisi var. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman da gıda fiyatlarının en hızlı arttığı ülkenin biz olduğumuzu görüyoruz. Çünkü susuzluktan dolayı tarım daha da pahalanıyor. Ya yurt dışından Evet. getiriyoruz ya da müthiş bir yük altında hepimiz eziliyoruz. Paramızın önemli bir kısmı Evet. pahalı gıdaya gidiyor. Covid sırasında bu bir yıllık süreç içerisinde gıdada en fazla artış yaşayan ülkenin Türkiye olduğunu açıkladılar. %23 gibi bir Evet. gıda fiyatlarındaki Doğru. artışa karşılık Avrupa'daki %3. Hepimiz Covid'i Doğru. yaşıyoruz dünyaca ama en çok biz etkileniyoruz. Çünkü ithalata bağlıyız. Petrol Evet. fiyatlarına ve dövize bağlıyız. Artınca otomatik olarak her krizde artıyor dediğiniz doğru. Biz suyu dönüştürdüğümüzde aslında tarımsal alanda kullanılabilecek kaliteli bir suya dönüşüyor. Bu doğru mu anlıyorum? Çok doğru. Çok doğru. Yani arıtıldıktan sonra izleyicilerin daha iyi anlatabilmek için arıtılan suyu doğrudan doğruya tarıma veremiyorsun aslında. Çünkü biyolojik olan arıtmada %95 oranında bakteriyi gideriyorsun. Hala bir %5 var. Evet. Sen bunları elma ağacına verebilirsin bak. Elma ağacına verebilirsin ama soğana veyahut da turpa veya domatese veremezsin. Çünkü hala bakteri var. Ne yapacaksın? Bir dezenfeksiyondan geçireceksin. Bu ultraviyoleyle ya da bir klorla olabilir. Ve ondan sonra nizami bir şekilde verebilirsin. Güzel. Bütün bu tarlalara, bütün hepsine. Şimdi Ama şunu da unutma Eda. Yani şu anda çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. En bilindik marketlerden aldığımız marullar, yeşillikler bile çok büyük bir kısmı %100 lağım suyuyla sulanıyor. Biz %95 arıtılmış suyu bile kullanmayalım diyoruz da lağım suyuyla sulanıyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız aslında o haliyle bile kullanırsın da nizami değil. Yani kurallara uygun değil. Yoksa onu bile kullanabilirsin. çoktan diyorsunuz. Aslında bizim temiz gıdaya, güvenilir gıdaya ulaşımımız neredeyse yok. Biz zannediyoruz ki Evet. ulaşıyoruz ama zinciri geriye doğru kontrol ettiğimizde aslında tamamen yediğimiz içtiğimizden haberimiz olmadan yaşıyoruz. Şimdi Maalesef. Türkiye'de bizim yüzey su kaynaklarımızın %53'ünü tarımda kullanıyormuşuz. Ben de rakamlara baktım. Yeraltı sularımızın %38'ini.
Yani toplamda %80'e varan su kaynaklarımızı Çok doğru. tarımda kullanıyoruz. Biz Evet. geri dönüşüm Bu suyun yapmak da olsak sizce tarım dönüşüm yok sahalarını bizde. ne kadarını dönüştürebiliriz? Temiz su Tamam. kullanmadan dönüştürülmüş suyla ne kadar kazanç sağlayabiliriz? Şimdi Türkiye'deki dönüşüm yaklaşık %1 oranında. Yani İspanya'da %20, İsrail'de %80 dedik ya. Türkiye'de Evet. %1'in de altında. Yani yok seviyesinde diye %1'in de altında. Eğer biz suyu tekrar kullanabilirsek, unutma ki evsel atık suyu özellikle biz dönüştürebiliyoruz. Yani Evet. dünyada da öyle zaten. Endüstriyel de dönüştürebilmekle birlikte evlerde kullandığımız su miktarı %15'ler seviyesinde. Geri kalan da yani %70-75 tarımda kullanılıyor. 15'i nerede kullanılıyor? 15 geri kalanında yarısı sanayide, yarısı da evde kullanılıyor. En azından evde kullanılanı kurtarsan %12 bir tasarruf yaparsın. Ama bu da yetmez. Bak ne yapman lazım. Bizim şu anda tarım amaçlı kullandığımız suyun %17'si yağmurlama sistemiyle kullanılıyor. Evet. %13'ü damla sulamayla kullanılıyor ki İsrail neredeyse tamamını damla sulamayla kullandığı için müthiş bir başarı, müthiş bir su tasarrufu yapıyor damla sulama. %70'i vahşi sulama. Yani veriyorsun bütün Açacağımız suyu suyu. deli gibi akacak yani. Aynen öyle. O tarlalarda, o tarlaları su basıyor. Tarlaya müthiş bir zararı var. Tarlanın toprağın üzerindeki verimli tabakayı alıp götürüyor. Ve %70 vahşi sulama yapıyorsun. Sen bu %70 vahşi sulamayı damla sulamaya geçirdiğinde ya da en azından yağmurlamaya geçirdiğinde yarısını tasarruf edebiliyorsun. %50 Bakın falan, evet. yani bunlar ya bak ne kadar güzel tasarruf etti. Bu değil artık. Gezegenimizi kurtarmak da değil. Gezegenin üzerinde yaşayan bizleriz. Yani benim çok sevdiğim bir hikayedir. Pilot anons ediyor ya sol motor arıza yaptı, sağ motor arıza yaptı. İki Laz oturuyor, iki arkadaşlarım oturuyorlar. Abi diyor hiç telaş etmiyorsun diyor uçak gidiyor. Ya babamın uçağı değil ya diyor. Bizdeki durumda ya iyi de ya bizim gezegen ya bizim gezegen dediğimiz üstünde yaşadığımız gezegen. Yani olan bize olacak. Çocuklarımız bize çok kızacaklar da bizler de göreceğiz. Evet, aynen Bizler öyle. ve yani bu nesil de bu acıyı maalesef yaşıyor olacak. Onun için mesela şu anda dünyada Çevre Bakanlığı, Avrupa ülkelerinde Çevre Bakanlığı yok. Hepsinin ismi İklim Krizi Bakanlığı oldu. Değişti, evet, doğru Konu söylüyorsunuz. tabii, konu bu aşamada. Biz hala Çevre Bakanlığı, işte Çevre ve Su Orman Bakanlığı, hala isim değiştiriyoruz falan. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre ve şehircilik ne alaka? Zaten evet. İklim krizi. Şehirleşmede çok fazla çevre yok zaten, değil mi? Bütün bunlar bilinçsizce yapılan şeyler ve dolayısıyla bunlar tabii bireysel olarak yapılabilecek şeyler de değil Eda. Bu devlet politikası olması lazım. Nasıl şu anda bir Covid belasıyla karşı karşıyayız ve bütün ülkelerde bilim kurulları var. Bu konuyla ilgili olarak da gelişmiş ülkelerde bilim kurulları var. Bizde de bilim kurulu olması lazım. Yani çok değerli bilim adamlarımız var ve bu insanların bir araya gelerek öneriler geliştirmesi, öneriler getirmesi, çareler geliştirmesi ve çok acilen uygulanması lazım. Gece gündüz çalışılması lazım. Topyekün bir mücadele gerekiyor. Konu bu kadar ciddi. Biz mesela şu anda karbondioksite karşı en önemli mücadelenin ağaç dikmek olduğunu görüyoruz. Evet. Ve 1 trilyona yakın yani 900 milyardan fazla ağaç dikilmesi gerekiyor. Yani gerçekçi bir rakam mı? Karbon tutabilmek Evet. Ve bu yapılabiliyor. Yani pek çok ülkede Pakistan gibi, Hindistan gibi ülkelerde milyarlarca, milyonlarca değil, milyarlarca şu anda ağaç dikiliyor. Hayranım bu ülkelere. Yani bu adamlar bu işin ciddiyetini çözmüş durumdalar, kavramış durumdalar ve milyonlarca ağaç dikiyorlar. Dünya Gazetesi'nin arka tarafında Sürdürülebilir Dünya diye bir bölüm vardır Eda. Orada da yazıyor işte Karayolları Genel Müdürlüğü yol kenarlarını 460 bin tane ağaç dikmiş. Ya bu 460 bin tane ağacı Pakistan birkaç saat içinde dikiyor. Gerçekten yani bunun haber olacak bir niteliği falan yok artık yani durum o kadar ciddi ve bugünlerde yine dolaşmakta olan bir WhatsApp haberi belki görmüşsündür dronlar vasıtasıyla
Bilmiyorum rastladın mı? Dronlar vasıtasıyla böyle ufak toplar atıyorlar. O topların içinde de tohumlar var. Aa Ve bu evet. tohumlar, bu tohumlarda ağaç oluyor. Ve bunları da belli bir Aralıkla yapmaları evet gerekiyor. evet 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 belli Mesafeli bir güzel. yol şey yaparak yapay zeka ile bunları Evet. belirliyorsun ve ormanlar yaratıyorsun. Yani bu 4 yıldır yapılmakta olan, uygulanmakta olan bir yöntem. Fakat şu anda özellikle sosyal medyada dolaşan bir Türk şirketi yaptı. Türk çocuklar yaptı bunu. Ve bunu bütün belediyelerin dört elle sarılması ve hani biz nasıl üzülüyoruz, bütün dünyaya ihracat yapıyoruz diye üzülüyoruz. Bu çocukları üzmeyelim Allah aşkına. Bu çocuklar önce ülkemizde çalışsınlar. Sonra Made in Türkiye diye tohumlar yapsınlar, eksinler. Evet. O ayrı. Ama Biz önce bugün, Türkiye'nin çok ihtiyacı var. evet, bu akşam Planet Tech'in sahibi, kurucusu ve neredeyse herhalde 17 yıl mı dediniz? Yıldır bu işi 17. yapan, yani suyu dönüştüren, su atıklarını dönüştüren bir firmanın sahibi Hürriyet Necdet Aydoğan'la beraberiz. O kadar güzel bir sohbet oldu ki ben soru sormaya artık çekindim çünkü o kadar akıcı gidiyor. Ben de kesmek istemiyorum. Sorusu olan arkadaşların sorularını alabilirim. Çok fazla yorum var. Kaçırdıklarım için özür dilerim ama yakaladıklarımı okuyacağım yine. Bushcraft, yanlış okumuyorsam, diyor ki sudan sebepler hiçbir zaman bu kadar ciddi ve anlamlı olmamıştı. Sudan, mecazi anlamda kullanılıyor bu Çok doğru. sebepler. Çok güzel söylemiş. Aynen. BFMAT da der ki nasıl güzel ve doğru bilgiler, keşke daha çok kişiye ulaşabilseniz. Evet Hürriyet Bey, sizin Türkiye'deki herkese ulaşabilir platformlarda olmanız çok önemli. Umuyorum ki yerel yönetimler sizi görür, dinler ve anlar diye düşünüyorum. Çünkü sizin CNN'de, şimdi isim söylemek doğru mu bilmiyorum ama pek çok sosyal medya kanalında, radyoda, televizyonda ben yayınlarınızı görüyorum ve takip ediyorum. Artık yerel yönetimlerin sadece size ulaşması gerekiyor ve siz onlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Şu an takipçileriniz, yayında olanlar, eğer iletişiminiz varsa bence Planet Tekin birileriyle iletişime geçmesini sağlayın. Çünkü bu bir ihtiyaç. Evet, Her şeyden önce bu kesinlikle. ihtiyaç, yani hepimiz için bir ihtiyaç. Veyahut da köylerde hala tabii ki şu anda eskisi kadar olmamakla beraber şimdi Türkiye'nin dışına çıkalım. Dünyada Allah'tan Türkiye'de böyle kilometrelerce öteden bidonlar içinde, sırtlarında, başlarında su taşımak gibi durum yok ama Henüz bakın dünyada ne aşamada bu biliyor musunuz? Her gün milyonlarca insan, yüz binler değil, milyonlarca insan su taşıyor. Ve bu evet. insan gücüyle her gün 5 adet Empire State binası yapılabilecek kadar bir emek sarf ediliyor. Ne yapıyor bu insanlar? Su taşıyorlar. Ama o emeği eğer başka bir işe dönüştürebilse otomobilde yapar, binlerce otomobilde yapar, 5 tane Empire State binası diyorum. Ve bunu Evet. yapanlar, en büyük bedeli ödeyenler kim biliyor musunuz? Kadınlar. Hep kız çocukları taşıyor. Erkekler Yalnız başka erkek yerde çocuklar. çalışıyor. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? İşte o kadınlar çocuklarına bile yetişemiyorlar, çocuklarını yetiştiremiyorlar, okullara gidemiyorlar. Çünkü su taşımak zorunda olduğu için erkek çocuklarsa okullara gitmeye devam ediyor. Halbuki gelecek nesilleri yetiştirenler kadınlar. Kadınlar, evet. Dolayısıyla bir dahaki jenerasyon, bir dahaki kuşaklarında maalesef bütün bunlar suya bağlı. Yani bir susuzluk dediğim, eyvah ben nerede duş alacağım? Aa, Bodrum'da denize girmezsem nerede gireceğim? Eyvah balık, ya bu değil sadece. Derdimiz hala başka şeyler yüzünde, Bu bence değil. doğru, Arabamı evet. nasıl yıkayacağım? Halıyı nasıl yıkayacağım? Evde nasıl temiz ki? Çok ötesinde. Bütün dünyayı ilgilendiren ve sosyoekonomik problemlerin tamamını içinde barındıran müthiş bir sorundan bahsediyoruz. Maalesef. Ve deminki arkadaşımızın sanırım bir beyefendiydi onun söylediği dünya kendini bir şekilde rejenere Evet, edecek. İşte bitecek. onun örneğini ne zaman gördük? Bundan 5-6 ay önce evlerimizde tıkanmak zorunda Covid'de, evet. kaldığımızda ne oldu Eda? Haliç'te bile yunusları gördük. Gördük, evet. Alakasız yerlerde fok balıkları gördük. Yani bir izin Antalya'da versek zürafalar inmişti caddelerde değil gözüküyorlardı. mi? Tabii ki, aynen, neler olmuş. Yani Hani bir zaten izin versek. Covid haritasını hatırlarsınız. Hava kirliliğinin inanılmaz Evet. derecede temizlendiğini de gördük. Çünkü Tabii. karbon salınımı düştü otomatik olarak. Aynen öyle oldu. Dünyanın Öyle nefes oldu. almaya ihtiyacı varmış. Aslında Covid bir anlamda da olumlu mu oldu desek, hangi anlamda? Burada Ayça Hanım çok karamsar
O yüzden diyeceğim ki Hürriyet Bey gibi insanlar varken bu kadar karamsar olmamalıyız. Biz ona ispatlamak için Hürriyet Bey'i davet ettik bugün zaten. Diyor ki ülkemiz için ne ağaç dikme ne de su tasarrufu konusunda ümidim yok diyor. Ümidiniz değil. Atatürk'ün söylediği lafı tekrar söylemek ister misiniz Hürriyet Bey? Tabii ki ümitsiz durum yoktur, ümitsiz insan vardır. Hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim demiştir Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Onun için bizlere bağlı, gerçekten bizlere bağlı. Yani ağaç dikmeyi de gerekirse biz gerçekleştireceğiz. Devletimizden beklemeyeceğiz, başkasından beklemeyeceğiz. Yani ben de yani işte o meşhur söz karanlığa küfredeceğine bir mum yak. Ben de onu yapmaya çalıştım kendi çapımda, biliyor Aynen. musun Eda? Yani Doğru ben de söylüyorsun. ya lanet olsun işte bu ülkede bir şey yapılmıyor ama tekrar söylüyorum bu programı izleyen herkes aslında bu konuya duyarlı olduğu için burada. Burada. Aynen. Yani bir Evet. takım programları televizyonda izlemek yerine bir dizi izlemek yerine eğer saat 10'da 22'de Doğru buradaysa demek söylüyorsun. ki bu konuya önem veriyor. Onun için Kesinlikle. kendimize gurur duymamız lazım ve bir şekilde de duyarlı bir şekilde hem otoriteleri uyarmamız hem de kendi üstümüze düşeni en Evet. iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi size çok teşekkür ediyorum. Kapanışı o yüzden müsaadenizle sizin yapmanızı rica edeceğim. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi şeylerde izleyicilerden birisi işte milyon dolarlık oteller yapılıyor veyahut da her şeye Evet. para bulunuyor. İşte belediye başkanı diyor ki ben binayı yenileyeceğim diyor. Atık su arıtma Evet. tesisi yapmak yerine. Bakın gerçekten de çevre yatırımları öyle çok ucuz yatırımlar değil ama hiçbir şey hayattan daha değerli değil ki. Eğer biz çocuklarımıza gelecek nesillere sadece evler, arsalar, otomobiller, iPhone'lar ve bir takım teknolojik oyuncaklar bırakacaksak ama içebilecekleri bir su, soluk alacakları bir hava bırakamayacaksak Allah aşkına ne işe yarayacak? Yani biz bunları yapamazsak insanlık yok olacak diyoruz. Çocuklarımız hatta kendimiz yok olacak diyoruz. Dolayısıyla da Darwin'in şu sözünü de unutmamak lazım. Şöyleydi, en akıllısı ya da en güçlüsü değildir hayatta kalan, en iyi uyum gösterendir. Evet. Eğer uyum gösteremezsek, kendimizi adapte edemezsek, hala mış gibi geçmişte yaşamaya devam edersek, bak bu programa nasıl başlamıştık? 50 yıl önce Mış gibi olsaydı yapıyoruz. susuzluk diye susuzluk gibi bir şey yoktu zaten. Afet 31 listesinde tane yok dedin. 31 tane afet listesinde susuzluk diye bir şey yok. Çünkü 60 yıl önce yazılmış. Evet. Ve Ama hala biz o listeye bakıyoruz ve içimizde yok. tabii yani dünya işte İklim Krizi Bakanlığı diyor. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyor. Çevrenin içine şehri sokuyoruz. Evet. Biz hala orada yaşıyoruz. Bizim bir değişiklik göstermemiz lazım. Kafalarımızı değiştirmemiz lazım. Tüketimimize dikkat etmemiz lazım. Ve bütün bunların ardından da mutlaka bir şekilde kurtuluş gelecektir diye çaba göstermemiz gerekiyor. Ben elimden geleni yapıyorum bireysel olarak ve bizi dinleyen arkadaşlarına bir kez daha söylüyorum. Gerçekten çok takdir edilecek bir şey. Gecenin bu saatinde hala buradalarsa demek ki bu insanlar da, bu arkadaşlar da sorumluluğunun bilincinde olan insanlar. Hiç İnşallah kopmadan el bir sürü birliğiyle. insan yayında Evet Hürriyet Bey. evet evet Baştan ne sona mutlu. şu an. Müthiş bir şey bu. Vallahi müthiş bir şey. Bir gün her şey sudan ucuz olacak bizim sloganımız. İnşallah gerçek olmaz. Bir gün her şey sularınız olmaz. Su en pahalı şey olmaz. Umarım, Su yine yoksa evet son. sonumuz gelmişti Yoksa öyle. işimiz çok zor. Çok teşekkür ederim Çok Eda. sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ İyi olun. geceler diliyorum. Sağ olun. İyi geceler herkese. Sağ olun. Teşekkür Bay bay. ederim.